Cem Küçük Amerika Türkiye sınırında neyin tatbikatını yapıyor? Dün öğleden sonra 16.25 sıralarında bir son dakika haberi düştü. TCG Çeşme Araştırma Gemisi, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanındaki birimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 4 F-16 uçağı Limna Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir çep fişeği atarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar meclise gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Yunan jetlerinin Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanındaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizi sorulan Akar şunları söyledi: "Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri dün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi." Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Dün Yunan uçakları durduk yere gemimizi taciz etti. Peki bunu niye yaptı? Çünkü Batı Trakya'da Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri ortak tatbikat icra edecekler. Amerika bu tatbikata geniş bir askeri helikopter ve araçlarla katılacak. Bu akşam Dede Ağaç'a ABD ordusuna ait 145 helikopterle 1800'den fazla askeri araç geliyor. Tatbikatın adı Defender Europe 2021. Batı Trakya medyası, ABD'ye ait indiran Sadı kargo gemisiyle Dede Limanı'na gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaştığı detayda 110 adet Black Hawk helikopteri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakli helikopteri ve ilk kez 1800'den fazla askeri araç bölgeye geliyor ifadelerine yer verdi. Öte yandan Suriye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kentte iki ülkenin anlaşması kapsamında Yunanistan ABD'ye deniz üssü tahsis etti. Tatbikat öncesi Yunanlar Amerika'dan aldığı destekle Türk gemisini utanmadan taciz ediyor. Elbette bizden cevabını alıyor ama bu dayılanmayı Amerika'dan aldığı cesaretle yapıyor. 145 helikopter ve 1800 askeri araç büyük rakam. Amerika ve Yunanistan bu tatbikatla neyi amaçlıyor olabilir? Türkiye'ye 20 kilometre uzaklıkta bu tatbikat yapılacak. Ruslara karşı yapsalar bu anlaşılabilir ama pek öyle görünmüyor. Bakalım bu işin sonu nereye çıkacak? Cem Küçük Bülent Orakoğlu Gara Harekatı Amerika'ya 42 dakika sonra bildirildi. ABD Başkanı Trump tarafından Aralık 2017 tarihinde açıklanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ile 2017 Haziran ayında ABD ordusuna bağlı stratejik araştırmalar merkezince yayınlanan Üstünlük sonrası dönem için risk analizi başlıklı iki rapor arasında ortak bir anlayışın varlığı dikkatleri çekmişti. Her iki raporda da ABD'nin küresel üstünlüğünün kaybedilmeye başlandığı yaklaşımının ana ölçü olduğu anlaşılıyordu. Amerikan ordusunun hazırladığı raporda bahse konu 23 farklı senaryoya göre ABD'nin Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı açık bir tehdit olarak gördüğü anlaşılmaktaydı. Her ne kadar strateji belgesinde ülkemizin adı açıkça zikrediliyor olmasa da özellikle ABD ordusunun bahse konu olan çalışmasında Türkiye'nin ABD'nin mütefik ülkeler arasında gösterilmemesi ABD'nin Türkiye'yi örtülü olarak hedefe aldığının işaretlerini mi taşıyordu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen programa gönderdiği video mesajında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ'yle başı ile ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yer alamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir. Geçmişte yaşanan tecrübelerin bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin bölücü örgütün Suriye kolu YPG-PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır diye konuştu ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşmasının, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesinin bu bakımdan büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğini altını çizerek, ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur dedi. Erdoğan, Türkiye olarak ABD ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan daha fazla olduğu inancındayız açıklamasıyla konuşmasına devam etmişti. Gara askeri harekatının Amerika'ya geç bildirilmesi şüphesiz doğru bir stratejidir. Aslında NASA'da PKK'nın ve rehinelerin izlendiğine yönelik güçlü iddialar vardır. Yine Amerika'nın bölgede biri Zaho, diğeri Suriye-Türkiye sınırı hattında iki istihbarat noktası olduğunu kaydeden genel kaynaklar, ABD'nin Gara harekatını öğrenmesinden sonra bu istihbarat noktalarında yoğun bir hareketlilik yaşandığını ve PKK'larla temasa geçildiğini ifade ettiler. İrtibat noktalarındaki hareketliliğin askeri harekat sona erene kadar aralıksız devam ettiğini vurgulayan yerel kaynaklar, Erbil'deki Amerikalıların da harekat süresince sürekli ayakta olduklarını ifade ettiler. Bu durumda Amerikalıların gerek NASA gerekse iki istihbarat noktası faal olmasına rağmen Gara askeri harekatını önceden haber alamamaları onlar için bir istihbarat zafiyeti bizim için de güvenilir bir operasyon yaptığımızın açık bir göstergesidir. Tabii ki Amerikalılar doğru söylüyorlarsa. Benim üzerinde durduğum en önemli konu Sofi Nurettin Kod adlı teröristin en son görevinin rehinelerin Suriye sınır hattına geçişini organize ettiği iddiasının 13 Türk rehine için mi yoksa başka rehineler için mi söylenip söylenmediğidir. Zira yerel kaynakların önemli iddialarından biri de Gara PKK'lar ve Amerikalılar için Irak-Suriye hattının açık kalmasının büyük önem kazandığı yönündeki iddialardır. Garaüssü, Kandil, Sincar, Suriye hattında PKK için önemli bir geçiş merkezi olduğu için önemli ise Amerika ve Suriye hattının açık olmasını bu kadar çok önemli kılan neden nedir? Yoksa 13 Türk rehine vatandaşımız Kandil'in Kortek Kalekuta bölgesinden Garaya getirilmesi ve infaz edilmesi Pentagon'un örtülü bir operasyonu muydu? Zira ABD'den gara harekatı nedeniyle yapılan ilk açıklamada 13 şehidimizi infaz eden PKK terör örgütünü kınamak bir yana eğer PKK yaptıysa şeklinde yapılan küstah ve skandal ilk açıklama düşmancadır. Bekleyip görelim. Bülent Orakoğlu